Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 40. güne bugün dönüşüm geometrisine başlıyoruz ve bugün dönüşüm geometrisinde simetri konusunu yani yansıma konusunu işleyeceğiz sizinle birlikte çok kolay rahat bir şekilde yapabileceksiniz güzel teknikler öğreneceksiniz o zaman ne yapıyoruz ilk önce şafak sayar gelsin şafak sayarda bak 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 az kaldı şurada hemen şuna bakıyoruz sayfa numarasına ne diyor 227'ye git diyor bize sayfa numarası 227 ve 231 arası işleyeceğiz sizinle birlikte bugün. Hemen bakıyoruz bugün kaç tane dersimiz olacakmış video anlamında. Bakıyoruz. Hocam simetri 1 ve simetri 2 işleyeceğiz. E, 40. gün sonunda ödevimiz yok. 41. günde dönüşüm geometrisi bitiyor. O zaman ödevimiz olacak. Haftalık programa bakacak olursak da dönüşüm geometrisi hepsi yani 40 ve 41. gün. 41. gün bitince bu haftayı da bitirmiş olacaksınız gençler. Evet sayfa numarasını unuttum ben. Bakıyorum 227. Hemen 227'ye geliyoruz. 227 dönüşüm geometrisi ve simetri. O ne hocam? İlk başlar başlamaz böyle formülle mi başlayacağız? <laughs> İki hayır. Çoğu şeyde formülü kullanmayacağımızı biliyorsunuz sizde. Noktanın noktaya göre simetri olduğunda A noktasının B noktasına göre simetri olan bu noktayı bulurken şöyle bir formül var gençler. Ezberleyin. Demeyeceğiz tabii ki. Çok rahat bir şekilde çıkıyor. Noktanın noktaya göre simetriyi kullanırken bak şekli çizersin. Bu noktayı bulacaksın ya. A şekli çizince ne çıktı? Orta nokta koordinatı çıktı. Orta nokta koordinatından yapabilirsiniz. Ya da belli bir oranda artış, belli bir oranda az azalış şeklindeki hikaye vardı ya oradan yapabilirsiniz. Hemen gel sorusuna bakalım. A 1 e 2 noktasının hemen şekli çiziyoruz. Bak şimdi. A noktası 1 e 2 diyor bize. Yazdık. A 1'e 2'yi yazdık. Sonra B noktasına göre simetriğinden bahsediyor. Hemen şöyle B noktasına göre simetriğini alınca hocam ne olacak? C olacak. B de eksi 3'e 4 ya. Benden buradaki nokta isteniliyor ya. Bak şunlar birbirine eşit. İstersen buraya x virgül y deyip x artı 1 bölü 2 eşittir eksi 3'ten x'i bul. Y artı 2 bölü 2 eşittir 4 Y'yi bul ama biz artık şunu da öğrendik hocam 1'den eksi 3'e ne kadar azalmış 4 azalmış k dersen buraya yine k var buradan da buraya 4 azalacak eksi 4'ten 4 azaltırsan ne olur o zaman c noktası eksi 3'ten 4 azaltırsan eksi 7'ye sonra 2'den 4'e 2 artmış buradan da buraya 2 artar 4'e de 2 arttırdığın zaman kaç yapar 6 yapar yani noktayı bu şekilde çok kolay bir şekilde formülsüz bir şekilde bulabiliriz formüle gerek var mı Asla. Gerek yok. Gördüğün üzere. Evet örnek 1'i eksi 7'ye 6 olarak bulduk. geldi örnek 2'ye. Örnek 2'de de analitik düzlemde ABC üçgenin ağırlık merkezi G noktasıdır. A verilmiş, C verilmiş, B noktasının G'ye göre simetriği olan B üstü noktası nedir diye soruluyor. Ne yapacağız? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizeceğiz kardeşim. Hemen basit bir şekilde şekli çizdik. Şöyle A noktası 4'e 5. B noktası eksi B noktasını bilmiyorum. C noktası da kaça kaç? Eksi 10'a 15. B noktasının G'ye göre simetriği. Şimdi A ağırlık merkezinden bahsediyor bize. Ağırlık merkezinden bahsediyorsa ağırlık merkezini kullanacağım kardeşim. Hemen ağırlık merkezinden geçen doğruyu şöyle bir çizsem şu ağırlık merkezi olacak. Dur. B'nin ağırlık merkezine göre simetrinden bahsediyor ya. O yüzden şu şekilde yaptım. Hocam burası K iken burası 2K olacak ve şimdi B'nin ağırlık merkezine göre simetriğini alacağım. Yani buradan buraya 2K gittiysem buradan buraya da 2K gideceğim. O zaman ne yapıyorum? Buradan buraya da 2K götürüyorum şöyle. Yani K birim daha gideceğim böyle. Gittim. İşte buradaki noktada B üstü noktasıymış. B üstü noktası da neymiş? 5'e 10 noktası noktasıymış. E bu ağırlık merkezinden geçen kenar ortay değil mi? Kenar ortay. Hocam A ve C verilmiş. Boşu boşuna verilmemiştir. A ve C'den dolayı ne var burada? Tam burası orta nokta. Orta noktayı bulabilirim. 4 artı eksi 10 eksi 6 bölü 2 eksi 3'e 5 artı 15 20 yapıyor. 20 bölü 2 de 10 yaptı. Ve şurası neydi gençler bu arada? Burası da K'ydı değil mi? Çünkü niye? B'nin G'ye göre simetriğini alınca 2 k 2K olacaktı. Evet bunu da bulduk böyle. E şimdi bizden ne isteniyor? G noktası. B noktası abscisi ile g noktasının ordinatının toplamı isteniyor bize. E arkadaş şuradaki ne oldu şimdi burası? Hocam burada bu noktanın bu noktaya göre simetriğini alınca g'yi bulacağım. Sonra bu noktanın g'ye göre simetriğini alınca da b'yi bulacağım. Ama ne yapacağız? Oran orantı yöntemiyle yap. Şimdi benden ne isteniyor? Bak b noktasının hapsi g noktasının ordinatı. G noktasının ordinatı isteniyor. Hemen ordinata bakalım. Hocam ordinata bakacak olursak burada başlıyorum. Ondan ona artış ya da azalış var mı? Yok. O zaman k'da artış ya da azalış olmayacak. G noktasının ordinatı ne olacak? 10 olacak. Apsisini bulmam gerek yok. Bulabiliriz de aslında. Eksi 5'ten eksi 3'e 2 artmış. 2 arttır eksi 1 diyebilirsin. Şimdi de ne diyor bir de bana? Şunu diyor. B noktasının hapsi diyor. B noktasının hapsini bulurken ne yapacağım? Hocam buradan buraya. Bak buradan buraya var. K'da. K'da ne kadar artmış? 2 artmış. K'da 2 artmış. Eksi 5'ten eksi 3'e. E o zaman bu 3 K'da ne kadar artar? 6 artar diyeceğiz. O zaman buradan buraya da 6 artacaksın. Eksi 3 artı 6. Eksi 3 artı 6'dan kaç yapıyor burası? 3 yap. 3'e soru işareti gibi bir şey oldu. Evet B noktası da 3'e soru işareti gibi bir şey olacak. Bizden ne isteniyor zaten? B noktasının apsisi ile G noktasının ordinatı isteniyor. Yani cevap böylelikle 13 yapar gençler. Ha ilk başta şurada bunu da bulup sonra noktanın noktaya göre simetriğinden yine yapabilirdik arkadaşım. Ama gerek kalmadı. Biz oran orantı tekniğiyle zaten soruyu bakabiliyorduk. Ama burada simetriden bahsederken evet sorunun başında simetriden bahsedilmiş. Artı bir de simetriden bahsederken çözümde de aslında simetriyi de kullandık mı? Kullandık. Şekil çizmeli soru. Sıkıştığımız zaman ne yapıyorduk? Hep basit bir şekilde şekli çizip o şekilde yorumluyorduk gençler. Evet örnek 2 bu şekilde oldu. Geldik noktanın şimdi eksenlere göre simetriğine. Arkadaş noktanın eksenlere göre simetriği de gerçekten çok basit. Şimdi gel birlikte bunu öğrenelim. Şimdi A virgül B noktası verildiğinde A burası B burası olduğunu biliyoruz değil mi dik oldum. Şimdi A noktasının bu eksene göre simetriği deyince hop şöyle. Bunlar eşit işte olacak ve dik olacak. A hocam burada A noktası değişmedi ama bu kaç birim? B birim. Bu B birim olacak. Ama eksende B birim aşağı aşağıda. Burası ne oldu? Eksi B oldu. Bak dikkat et. X eksenine göre simetriğini alınca B bir aşağı indim. Yani B'nin işareti değişti. Peki Y eksenine göre simetriğini alınca hocam burası burası. Şunlar birbirine eşit olacak. Bu sefer ordinat değişmedi. Ordinata B kaldı. Hocam burası A birim yap. burada da A birim. A birim solda. Eksi A noktası yaptı burası. Bu sefer de A'nın işareti değişti. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Genelde X virgül Y ile söylüyoruz. X virgül Y'nin X'e göre simetriği alınca Y'si işaret değişir. Yani X virgül eksi Y olur. X virgül Y'nin X eksenine göre değil de y'ye göre yani y eksenine göre simetriye alınca ters. Yani x'i işaret değişir. Eksi x virgül y olur diyeceğiz arkadaşlar. Zaten burada da yazmışız. x eksenine göre simetriğinde a virgül b'nin y'si işaret değiştiriyor. y eksenine göre simetrinde de bak x'i işaret değiştiriyor. Peki hocam burada eksenlere göre simetriye demişiz ama orijinde için içine katalım. Hocam bir noktanın orijine göre simetriye olunca bak ne oldu? Eksi a'yı eksi b'yi gösterdi. Orijine göre simetriğinde de aslında sen noktanın noktaya göre simetriği de diyebilirsin. Hani noktanın noktaya göre simetriğinde de yapabilirsin. A virgül B'nin bak şimdi sıfır sıfıra göre simetriğini alırken şu şekilde şu şekilde. Hocam buradan buraya A azalmış A azaltacaksın. O zaman burası eksi A olacak. Hocam buradan buraya B azalmış B azaltacaksın. Eksi B olacak. Eksi A virgül eksi B olduğunu noktanın noktaya göre simetriğinden de bulabilirsin. Ha aklına gelmezse ne yapacaksın burada? Aklına gelmezse bu şekilde şekli çizip şekli yorumlarsın. Ama şunu bilelim. Basit bir şekilde X virgül Y dediği zaman şöyle X virgül A virgül B dediği zaman X'e göre simetriği aldığında bak X'e aynı kalıyor. Y' yes işaret değiştiriyor. Y'ye göre simetriyi aldığında da Y'si aynı kalıyor. X'i işaret değiştiriyor deyip kendin de bunu yorumlayabilirsin. X virgül Y'nin X'e göre simetriğinde Y'si işaret değişir. Y'ye göre simetriğinde de X'i işaret değiştirir kardeşim. Tamam. a sorusuna bakalım. Eksi 2'ye 4 noktasının Y eksenine göre simetriği B'ymiş. Bak şimdi. Bir A noktası verilmiş. 2 2'ye 4. Bunun Y'ye göre simetriğinden bahsetmiş. Y'ye göre simetriğinde ne olur? X'i işaret değiştirir. Yani 2'ye 4 olur. Bu B noktasıymış. X eksenine göre simetriği de C'ymiş. B bunun değil A noktası. A'nın yani eksi 2 4 noktasının da x'e göre simetriği de c'ymiş. Arkadaş c noktası ne yaptı burada? Y'si işaret değiştirecek o zaman. Eksi 2 eksi 4 noktası yapar burası. BC uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Ne yapacağız arkadaşlar? İki nokta arasındaki uzaklık soruluyor. Kare içerisinde. X'ler farkı. Şöyle. Eksi 2 eksi 2'nin karesi. Artı y'ler farkı. Eksi 4 eksi 4'ün karesi yap. Yani buradan eksi 4'ün karesi 16 artı 8'in karesi 64 yaptı. Kök 80 yaptı kök 80 neye eşittir? 16 çarpı 5 ya. 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevap 4 kök 5 yapar dost. Ha burada analitik düzlem çizerek de yapabilirdik ama hani analitik düzlem çizmeyerek de zaten iki nokta arasındaki uzaklığı da biliyoruz. Analitik düzlem çizdiğiniz zaman gerçi dik üçgenden de sonuca ulaşabilirdiniz dostlar. Evet örnek 3 4 kök 5 olur. Geldik örnek 4'e. Analitik düzlem A noktasının orijine göre simetri alındığında B noktası bulunuyor. Hmm. Bir A noktası var elimde. A noktası. Ne diyelim ona? A virgül B diyelim. Tamam. Bunun orijine göre simetriye alındığın B noktası diyor. Orijine göre simetriğini aldığımızda B noktası da ne yapıyor? Eksi A virgül eksi B mi oluyor? Aynen öyle. Buna göre diyor 1 2 3 öncüllerinden hangisinin sonucu B noktası olur diye söylüyor bize. Şimdi A noktasının A noktası 1'e bakıyorum şimdi. A noktasının yani A virgül B'nin X'e göre yansımasını al Y'si işaret değiştirir. Yani A virgül eksi B olur. Sonra X'e göre simetriğinin X'e göre simetriği bu yapıyor. Simetriğinin Y eksenine göre simetriği bunun da y'ye göre. Bak birincisinin değil. Bu a virgül b'nin x'e göre simetriğinin hemen x'e göre simetriğinin y eksene göre simetriğini alacağım. Y eksenine göre simetriğinde de ne oluyordu? X'i işaret değiştiriyordu. Yani eksi a virgül eksi b oldu dostlar. Evet ben bunu elde etmeye çalışıyordum. Birinci oldu mu dostum? Oldu. İkinciye bakalım şimdi. İkinci de ne diyor bize? İkincide de de a noktasının apsis ve ordinatı eksi 1 ile çarpılırsa. Apsis ve ordinatını eksi 1 ile çarparsam eksi a virgül eksi b yapıyor. Evet yine eksi a virgül eksi b'yi elde ettim mi? elde ettim. iki de güzel. Üçüncüye bakalım. Üçüncüye bakacak olursak da A noktasının 1'e 2 noktasına göre simetriği olan noktasının A noktasının hemen A virgül B'nin ne yapacakmışım? 1'e 2'ye göre simetriğini al diyor bize. Tamam alalım. 1'e 2'ye göre simetriğini simetriği olan noktanın absinden 2 ordinatından da 4 çıkartılırsa diyor. Hmm. Arkadaş burada artış azalış biraz sıkıntı olacak. Hani A'dan 1'e ne kadar artmış? Ya hocam işte ee, 1 eksi A kadar artmış diyebiliriz aslında. Buradan da 1 eksi A kadar arttırsak 2 eksi a diyebilirsin kafadan. Ama bu seni biraz yorabilir. O yüzden buraya x diyelim. Direkt x artı a bölü 2 eşittir 1 ya. E buradan ne geliyor? x, x, x artı a eşittir 2 geliyor. x de buradan 2 eksi a buluruz. Evet 2 eksi a ya. Sonra y artı b bölü 2 eşittir b ya. Pardon y artı b bölü 2 eşittir 2 ya. Çünkü orta nokta koordinatı y artı b bölü 2 eşittir 2. Y artı b de buradan 4. Y'yi de buradan ne buluruz? 4 eksi b buluruz. Ha kafadan yapabiliyorsan sıkıntı yok. Hocam b'den 2'ye 2 2 eksi b'ye kadar artmış. Bir daha 2 eksi b, 4 eksi b diyebilirsin buraya da. Kafadan yapabiliyorsan yap. Sıkıntı değil. 4 eksi b oluyor. Bize ne diyor şimdi? Buradaki a noktasının 1'e 2 noktasına göre simetri olan noktası, noktanın apsiden 2 ordinatından 4 çıkartırsan, apsiden 2 çıkartırsan, ordinatından apsiden 2 çıkartırsan, 2 eksi a'dan 2 çıkınca eksi a kalır. 2'ler gider. Ordinatından da 4 çıkartırsan e, ee, 4'ler gider. Eksi b kalır. Yine eksi a virgül eksi b'yi elde ettik mi? Elde ettik. O zaman cevap ne olacak? 1, 2 ve 3 olacaktı Dostlar. Gerçekten güzel bir soru. Tam da ÖSYM'nin soracağı türde bir soru. Dikkat edin. Hoş sorulardan biri. Evet. Böylelikle bu soruyu da bu şekilde bulduk. Gerçekten güzel bir soruydu. Şimdi de geldik noktanın özel doğrulara göre simetriyle. Yani özel doğrulara göre derken y eşittir x, y eşittir x, x eşittir a, işte x eşittir x eşittir x a, x eşittir k ya da y eşittir k doğrularına göre simetriğinden bahsedeceğiz şimdi. Arkadaş burada ispatını da yazmışım ama ispatıyla çok fazla şey yapmayalım. İspatını siz Hızlı bir şekilde şöyle göstereyim istersen. A virgül B'nin Y eşittir X'e göre simetriği direkt B virgül A oluyormuş. Niye? A virgül B'yi yazınca böyle. Simetriğini aldığında böyle burası B A oluyor. Burası da B A oluyor. A iken B A iken toplam burası B oluyor. O yüzden B bak burası da ne oluyor? Ordinatta A oluyor. B A. Ama kolay. Yani şöyle bir şey. A virgül B'nin Y eşittir X'e göre simetriğinde noktalar yer değiştiriyor. Bu kadar basit. Bak akılda kalıcı bir şey zaten. Olmadı ispat tekniğiyle de yaparsın ama ispat tekniğinde incelemeni de tavsiye ederim ama bunlar bilinmeli. Bunlar bilinmeli. Tekrar söylüyorum A virgül B'nin ya da X virgül Y'nin Y, y eşittir göre simetriğinde noktaları yer değiştir. Y virgül X olacak. Peki hocam Y eşittir X'e göre simetriğinde ne oluyor? Y eşittir X, X doğrusuna göre simetriğinde de noktalar yere yer değiştiriyor. Bir de işaret değişimi söz konusu oluyor. Bu kadar basit tamam. Y eşittir göre simetriğinde noktaları yer değiştireceğiz. Y eşittir X'e göre simetriğinde önce noktaları yer değiştir sonra işaretleri yer değiştir. Bazen şöyle bir hata yapıyorsunuz. Eksi 1'e 2'yi böyle yer değiştir deyince hocam e, işareti bırakıyorsanız burada bırakmalar. Önce işaretiyle birlikte yer değiştir. Y eşittir eksi x'e göre simetriğin alınca. Bak y eşittir x'e göre simetriğin alınca noktalar işaretiyle birlikte yer değiştirdim. Bu y eşittir x'e göre simetri. Y eşittir eksi x'e göre simetriği ne olacak? İşaretini değiştireceksin. Eksi 2'ye artı 1 olacak dost. Tamam olay bu. X eşittir k'ya göre ve y eşittir k'ya göre simetriğinde de aslında bu da kolay. Çok kolay. Burada mesela aklına gelmezse bu büyük ihtimalle gelmeyebilir. Y eşittir x gelebilir. Hani noktalar yer değiştiriyor. Onda bir sıkıntı yok. O kolay bir şey aklına gelebilir. Ama burada a virgül b'nin x eşittir k'ya göre simetriği b katına gelmeyebilir. O zaman ne yapacaksın? Basit bir şekilde şekli Hemen a virgül b'yi gösteriyorsun burada. A burada, b burada. Tamam. X eşittir k doğrusu nerede var? A burada, b burada. X eşittir k doğrusu da burada. Sonra hocam burası a ya. Buraya k x a kaldı. Simetriğini aldığında şunlar birbirine eşit ya. E k x a ise k x a kadar gittim buraya. O zaman buradaki noktaya bakar mısın? K'ya k x a kadar ekleyeceğim. 2 e, k x, a yapıyor. Ha, absin oldu. 2 k x a oldu. Ordinat da b oldu. Dolayısıyla 2K A'ya B oldu. Ha hocam bunu nasıl aklımızda tutacağız? Bak şimdi dikkat. Normalde basit bir şekilde şek çizerek sonuca ulaşabilirsin. Burada ez, kesin ezberle demiyorum ama akılda da kalıyor aslında. Şimdi buraya bakacak olursak A virgül, A virgül B'nin X eşittir K'ya göre simetriği dediği zaman şunun iki katından A'sını çıkartıyorsun. Y'si sabit kalıyor. Yani 2K X A virgül B oluyor. Y'e eşittir K'ya göre simetriği dediği zaman da bunun iki katından Y'sini çıkartıyorsun. Çünkü Y eşittir K'ya göre simetriğini alırken bak şimdi. Y eşittir K doğrusu bu ya. A virgül B doğrusu da bu ya. Hocam burada simetriğini alınca bak bu sefer apsis aynı kalıyor. Apsis A kalıyor. Ordinat değişiyor. Ordinat da nasıl değişiyor? Bunun iki katından Y'sini çıkartacaksın B'sini. Apsis aynı kalıyor. A virgül 2K aksi B şeklinde oluyor dostum. Ha ben soruyu yaparken normal buradan yapacağım. Çünkü bu da benim kolayıma denk geliyor. Ha buradaki simetriyi de bilmek lazım ya. Bu özel doğrulara göre simetriyi de bilmek lazım. Çünkü bilmek niye lazım biliyor musun? Doğruya göre simetriyi alındığı zaman bunları bildiğiniz zaman daha rahat bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Yani onu da ikinci derste göstereceğim zaten. O yüzden bunları da bilmenizde fayda var. İlk etapta ispat tekniğiyle de yapabilirsiniz. Genelde ispat yap ispat yap deyince akılda kalıyor zaten. Çünkü bazen ispatı bir kere iki kere üç kere yapınca dördüncü ispatı kafadan yapıyorsunuz. Beşinci ispat yine kafadan. Ondan sonraki zaten kafada kalıyor. Bu şekilde yaparsınız. Geldik örnek 5'e. Birim kağıtta çizilen ABC üçgeninin y eşittir Eksi X doğrusuna göre simetri alın yeni oluşan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatı nedir diye soruluyor bize. Ya şimdi Şimdi dostlar burada y'e x doğrusunu çizip de şeklin y'e iştir x'e göre simetriğini alabilirsiniz böyle ama ya burada şunu yapacaksınız. Yani ağırlık merkezi isteniyor kardeşim. Yani sen burada bu üçgenin y'e iştir x'e göre simetriğini alıp tek tek noktaları alıp mesela bir noktası burası yapıyor. Diğer noktası bak y'e x'e göre simetriğini aldığın zaman şuradan şuraya kaç var? 1, 2, 3 birim gitmişim. 1, 2, 3 birim gitmişim. Biri bu. Diğerinde simetriğini alınca 1, 2, 3, 3,5 buçuk gitmişim. Şu kadar gideceksin şöyle. Yani şu üçgen yapıyor. Bir de bu üçgenin de ağırlık merkezini bulacaksın. Ya biraz sıkıntılı. Başka türlü nasıl yapacağız hocam? E bu noktayı belirleyip y eşittir göre simetriğini, bu noktayı belirleyip y eşittir göre simetriğini, bu noktayı belirleyip de y'e göre simetriğini alabilirsiniz. Ondan sonra yeni oluşan şeklin ağırlık merkezini bulabilirsiniz. Ya da noktaları belirler misin dostum? C noktası nedir? bir birim sağda, 3 birim yukarıda. B noktası nedir? 2 birim solda, 4 birim yukarıda. A noktası nedir? 1 2 3 4 5 birim solda, -5'e 2 e, birim yukarıda. Burada ağırlık merkezini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Ağırlık merkezi de şurası yapıyor galiba. E, rastgele. Şimdi y ağırlık merkezini bulalım biz. Hocam eksi 5 artı eksi 2 artı 1 bölü 3'e sonra 2 artı 4 artı 3. 2 artı 4 artı 3 bölü 3 yapıyor. Eksi 6 bölü 3'den eksi 2'ye 9 bölü 3'den 3. Evet ağırlık merkezimiz 2'ye 3 yaptı arkadaşlar Şimdi biz bu şekilde bütün noktaların y eşittir x'e e göre simetriğini alıp ondan sonra orada ağırlık merkezini bulacağımıza. Direkt bu üçgen de ağırlık merkezini bulup y eşittir x'e göre eksi x'e göre simetriğini alsak daha kolay değil mi? Evet. Yani g noktası eksi 2'ye 3'ün y eşittir eksi x'e göre simetriğini alırken g üssü diyelim buna da. Evet ağırlık merkezinin koordinatları noktaları yer değiştiriyoruz. Hocam 3'e eksi 2 yapıyor. Bir de işaret değişimi olacak. Yani eksi 3'e artı 2 şeklinde buluruz cevabı. Evet eksi 3'e artı 2 yaptı arkadaşlar bu g noktası. Yani bizden şöyle bir şey istenilirse bir üçgen verilip de bilmem neye göre simetriğini al. Simetriğini aldığınızda ağırlık merkezinin nedir diye sorarsa ilk üçgende yani buradaki üç noktanın da simetriğini almanıza gerek yok. Üç noktanın ağırlık merkezini bulursun. Ağırlık merkezini bulduktan sonra y eşittir x'e göre ya da y eşittir x'e göre simetriğini alacaksınız. Tamam bu arada ilk başta anlatırken y eşittir x doğrusuna göre simetriğini almışım. Ee, y eşittir x doğrusu olacaktı. Önemli değil zaten o yoldan da yapmadık. Ben size sadece orada mantığını söyledim dostlar. Evet örnek 5'i bu şekilde bulduk. Eksi 3'e 2 şeklinde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'da da ne diyor? Dik koordinat düzleminde k 2 2'ye 5 noktasının y eşittir 3 doğrusuna göre simetriği l noktası işaretleniyor. Hemen k noktasının eksi 2'ye 5 noktasının y eşittir 3'e göre simetriye. Bak x sabit kalıyor. Eksi 2'ye. Şunun iki katından 2 çarpı 3'ten ne çıkartıyoruz? Y'sini çıkartıyoruz. 5'i. E. Yani noktamız ne yaptı arkadaşım? Eksi 2'ye 1 noktası yaptı. Evet bu l noktasıymış dostlar. Şuraya da l diye göstereyim. Ardından l noktasının da eksi 2'ye 1 noktasının da y eşittir eksi x'e göre simetriye alınıyormuş. Y eşittir eksi x'e göre simetriğini aldığımızda noktaları yer değiştiriyoruz. Bir de işaret değiştiriyoruz. Şöyle e, bu da M noktası işaretleniyormuş. M noktasının koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor. Eksi 1 ile neyin çarpımı isteniyor bizden? 2'nin çarpımı isteniyor. Cevap böylelikle direkt eksi 2 yapacaktır dostlar. Evet örnek 6'yı eksi 2 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Analitik düzlemde A eksi 2 3 noktası veriliyor. A noktasının x eksi y eşi 0 doğrusuna göre simetri. Allah Allah. Bunu nasıl bulacağım? A eksi 2 3 noktası veriliyor ve bunun x eksi y eşi 0 doğrusuna doğrusuna göre simetriğinden bahsediyor bize. Bu ne demek? Aslında bu demek x eşittir y demek. Yani y eşittir x'e göre simetriği demek. İşte burada y eşittir x'e göre simetriğini alacağız. Bazen böyle y eşittir x ya da x eşittir 5 doğruları böyle direkt verilmeyebilir. Bu x eksi y eşit 0 verilebilir ya da x eksi 5 eşit 0 verilebilir. Bu x eksi 5 eşit 0 ne demek? x eşittir 5 doğrusuna göre demek. Ya yani bu tür sorularda da düzenleme de yapacağız bazen. E o zaman y eşittir x'e göre simetrinde ne oluyordu? Noktalar yer değiştiriyordu. Yani 3'e 2 noktası yapıyor burası. İşte bu noktanın da neye göre? Bak simetriğinin y eksenine göre simetriye. Y eksenine göre simetriye ne oluyordu? Hemen şu şekilde yaparsın. Hocam şöyle bak ordinatı yer değiştirmiyor. O zaman apsisi işaret değiştiriyor. Ordinatı aynı kalıyor. Apsis işaret değiştiriyor. Apsisin de işaretini değiştirdiğimiz zaman eksi 3'e eksi 2 yapacaktır burası. İşte bu nokta neymiş? B noktası. Sonra A noktasına yine geri döndü. A noktasına geri döndük. A noktasının bu sefer orijine göre simetriye. Eksi 2'ye 3 noktasının orijine göre simetriyi ikisi de işaret değiştiriyordu. Yani şöyle yine ilk etapta şunu yapabilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman nokta noktaya göre simetriye diyebilirsiniz. Ya da A virgül B burası her ikisi de işaret değiştirdiğini şeklinde görebilirsin. Yani 2'ye eksi 3 noktası yapıyor. Simetriyinin y eşittir 3'e göre simetriye. Y 3'e göre simetriğinde de bunun ilk katından bak yine çiz y eşittir 3'e göre simetriye. Hocam aldığım zaman absi aynı kalıyor. Absi aynı kalıyorken ordinatta bunun ilk bunu çıkartacağım. Yani ne oluyor o zaman buradaki nokta? Bu noktada c noktasıymış. O zaman absi aynı kalıyor. 2. 2 çarpı 3'ten ne çıkartacağım? Eksi 3'ü çıkartacağım. Yani C noktası ne yapıyor? 2'ye 9 noktası yapıyor. Şimdi bizden ne isteniyor? Hocam bizden şu isteniyor. B ve C noktaların arasındaki uzaklık isteniyor. O zaman BC uzunluğu da nedir? Kare kök içerisinde yani eksi 3 eksi 2'nin karesi. Eksi 3 eksi 2'nin karesi. X'ler farkının karesi artı Y'ler farkının karesi. X'ler farkı. Eksi 3 eksi 2. Eksi 2 eksi 9. Y'ler farkı da bu. Eksi 2 eksi 9'un karesi yapacak. E kare içerisinde bu ne yapıyor? Eksi 5'in karesi 25 artı 11'in karesi de 121. Bu da 145, 146 mı yapıyor? Evet aynen öyle. Cevap böylelikle 146 kök 146 oldu. Örnek 7'de dostlar. Geldik bir sonraki soruya. Zehra. Evet. Zehra. 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 Bir kağıda analitik düzlem çizmiş ve bir çubuğu şekildeki gibi kağıt üzerine koymuş. Bu şekil. Ne yapmış? Hocam bir kağıda analitik düzlem çizmiş ve bir çubuğu şekildeki gibi. Bir çubuğu bir ucunu buraya koymuş. Bir ucunu buraya koymuş. Böyle koy. Evet. A'nın y eşittir x doğrusuna göre simetriği c. Hemen A'nın y eşittir x'e göre simetriğini alalım. A noktası. Yani 4'e 1'in y eşittir x'e göre simetriğinde ne oluyormuş? C noktası oluyormuş. C noktası da kaç oluyormuş? C noktası da hocam 1'e 4 oluyor. Bunu bulduk. B'nin de x eşittir k'ya göre simetriği. B noktası da 9'a 1 ya x eşittir k'ya göre simetriğinde bunun dikkatinden x'ini çıkartıyorduk. Y'si aynı kalıyordu. Yani bu noktada d oluyormuş. O zaman bunun iki katı 2K eksi 9 yapıyor. Bir dakika X eşittir K'ya göre simetriye. Evet virgül Y'si aynı kalıyordu. Bu yaptı. Şimdi bunlar bu şekilde çakışıyormuş. Evet A'yı C ile B'yi de D noktası yaptık mı yaptık. Evet çakışacak biçimde Z'ye açı çubuğun yerini değiştiriyor. Buna, buna göre K'nın alacağı değerlerin toplamı nedir diye soruluyor. He. Elimizdeki çubuk böyle. Bak dikkat et. Çubuğu ben ilk etapta böyle koymuşum. Sonra A'nın yerini 1'e 4 D'nin yerinde 2 x 9'a 1 yapmışım. Yine çubuk aynı uç noktalara geliyormuş. E o zaman burada çubuk bir böyle yatayken bir böyle dikey ya da çapraz konuma geliyor. Çubuk her iki konumda da ilk konumda uç noktaları bu. ikinci konumda da atıyorum şöyle geldi ya uç noktaları bu olacak şekilde çubuk konuluyorsa o zaman bu uzunluklar birbirine eşit değil mi kardeşim? Evet o zaman bu uzunlukların birbirine eşit olmasını düşüneceğim yani soruda. Bak yeni nesil işte simetri de bu şekilde yeni nesil yaptırıyor. Yani sana şunu demiyor. AB uzunluğu eşittir CD uzunluğu ne olduğuna göre demiyor. Eskiden öyle derdi. Şimdi ne diyor? Çubuğu bu iki uç noktaya yerleştirdim. Sonrasında çubuğu bu iki uç noktaya yerleştirdim. Yani iki çubuk arasındaki uzaklıklar birbirine eşit. O zaman buradaki uzunluk direkt bulunuyor zaten. Hocam şöyle geldiğim zaman 4. Buraya geldiğim zaman 9. Ordinat da her ikisinde de 1. İki nokta arasındaki uzaklığı kullanmama gerek yok burada. Direkt buradaki uzunluk nedir? 5'tir. O zaman ben burada CD uzunluğunun ne olmasına bakacağım kardeşim? 5 olmasına bakacağım. Alt taraftaki boşlukta yapayım onu da. 5 uzunluğu eşittir. Kare içerisinde. X'ler farkı 2K X, 9. 2 k eksi 9 eksi 1'in karesi artı y'ler farkı 1 eksi 4'ün karesi yapacaktır. Aslında kısa yoldan da yapabiliriz. Hocam y'ler farkı 3 ise bunun ne olması lazım? 4 olması lazım cevabı 5 olması için. Ama 4 de olabilir eksi 4 de olabilir diyebiliriz. Neyse biz bunu yazdık buradan devam edelim istersen. Hocam buradan devam edecek olursak burası ne yapıyor? 5 eşittir kare içerisinde 2 k eksi 10'un karesi artı 3'ün karesi 9 yaptı. Her iki tarafın karesini alınca 25 eşittir 2 k eksi 10'un karesi. Bunu açmayayım. 2K eksi 10'un karesi. Artı 9 yaptı. Buradan ne geliyor? 2K eksi 10'un karesi eşittir. 25 eksi 9 16 yaptı. E buradan 2K eksi 10 nedir? 4'tür. Ya da 2K eksi 10 nedir? Eksi 4'tür kardeş. Değil mi? Çünkü bir şeyin parantez karesi 16 ise o bir şey ya 4'ün karesidir ya da eksi 4'ün karesidir. Buradan 2K 14'ten K'yı 7 buluruz. 7 buluruz. Buradan da 2K eşittir alttan K'yı ne buluruz? 3 buluruz. K'nın olacağı değerler toplamı isteniyor bizden. E 7'yi bulduk. Bir de 3'ü bulduk. Toplamı da kaç ya? o zaman 10 yaptı. Cevap böylelikle 10 oldu. Güzel bir soru. Bak simetriyle ilgili yeni nesilleştirilmiş bir soru. ÖSYM böyle yeni nesil tabi analitikte dur kendimi büyüteyim de biraz tavsiyede bulunuyor sana. Şimdi ÖSYM yeni nesil soru derken analitik geometride pek yeni nesil sormuyormuş gibi duruyor. Evet burada mesela çubukların uzunluklarının eşit olmasını ben sana kullandırdım. Bu zamana kadar evet böyle sormadı ama ÖSYM analitik geometride de zaten hep yeni nesil soruyor. Çünkü yani kazanımlar böyle iç içe. Bu zamana kadar ki yaptığımız dersleri düşün. Seni en çok zorlayan sorular hangi sorulardı? Hep ÖSYM'nin sorduğu sorulardı değil mi? Ya işte orada bir yani sadece analitikten sormuyor. İşte üçgende alan kazanımı iş, iş, işin, içine katıyor. Dik üçgenin işin içine katıyor. Benzerliği işin içine katıyor. Yani onlar da ya aslında yeni nesil bir soru diyebiliriz. Eskiden bu tarzda var mıydı? Yani eskiden eskiden de vardı aslında. Eskiden beri adam sadece analitikle sormuyor. Buna da biz yeni nesil de diyebiliriz aslında gençler. Tamam. O yüzden bu tür sorulara da lütfen dikkat edin. İşte analitikte de artık bu tarz yeni nesil olaylara da geçiş yapabilirler o yüzden hani sınavda çıkmadan ben de görün ki sınavda afallamayın. Bir çubuk başka bir yerde bir çubuk. A çubuk aynı çubuk eş yapı uzunluklar birbirine eşit olacak. eş yapılarda hep aynı şeyi kullanıyorduk. Uzunluklar birbirine eşit. Hatta eş yapılarda kenarlar eşit. E aynı şekilde açılarda birbirine eşit ya. Ama sadece çubuk uzunluğu olduğu için uzunluğun birbirine eşitliğini kullandık burada. Evet güzel bir soruydu. Şimdi istersen gel diğer soruya bakalım. Diğer soruya geldik ve bugünün son sorusu. Kenan tabletinde bir grafik çizme programı açıp y x doğrusu grafiği grafiğini çizdiriyor. Sonra A ve B noktasının y x doğrusu üzerinde c noktası belirleyip ABC üçgeni çizdiriyor. Evet y x doğrusu buymuş. Sonra ne yapıyormuşuz burada? Burada y x doğrusu üzerinde bir c noktası seçip ac artı bc yani acb ile alakalı bir üçgen oluşturuyormuş böyle. Kenan bir cetvelle tablet üzerindeki a noktasının y eksene uzaklığını ölçtüğünde 1 cm. Aa hocam bu analitik düzlemde aslında şöyle baktığın zaman burası 4 e burası 7 ya. Şimdi buradaki noktanın bu uzun buraya olan uzaklığı y eksene uzaklığı kaç? Hocam 4. 4. Ha, tablet üzerindeki 4 birim tabletin dışında kaç santimetreye denk geliyormuş? 1 santimetreye denk geliyor. Tamam. Yani tabletin üzerine cetvel koyup cetvelle burayı ölçtüğünde buranın 1 santimetre olduğunu bulmuş. Öyle diyor. Bak bir cetvelle tablet üzerinden A noktasının Y ekseni uzaklığını ölçtüğünde 1 santimetre buluyor. Ama normalde ben buranın 4 birim olduğunu biliyorum. Tablet içindeki 4 birim tablet dışında 1 santimetre olduğunu söylemiş bize. Yani uzunluk 4'te biri oluyor. Tamam. Buna göre diyor ABC üçgenin çevresi En küçük olduğunda şu üçgenin en küçük değeri ne bakacağım ben arkadaş bu üçgenin en küçük değeri bir kere AB sabit değil mi AB sabit o zaman AC artı BC'nin en küçük değerini bulmaya çalışacağım AC artı BC uzunluğu tablet cetvelle tablet üzerinde kaç santimetre olarak ölçülür he bana aslında soru şu soruyor bu AB her zaman sabit noktalar sabit olduğu için o zaman C noktasını öyle bir yerde seçeceğim ki AC artı BC'nin minimum değeri olması lazım C'yi ben burada alırsam mı yoksa burada alırsam mı bu toplamlar en küçük olacak yoksa burada alırsam mı bu toplamlar en küçük olacak. Sana bir hatırlatma yapayım. Şöyle bir şey yapmıştık daha öncesinde. Burada bir nokta var. Burada bir nokta var. İkisinin toplamının en küçük değerini bulurken toplamlarının en küçük değeri şartımız da burası ya. X 80 üzerinde ya mesela bu sefer. Ne yapıyorduk? Bu şekilde kestiremiyorduk. Şarta göre bir tanesini simetriğini alıp şu şekilde şunların doğrusallığına bakıyorduk böyle. Bu 3 nokta doğrusal olduğunda bu iki toplam yani buraya A buraya B dersem bu simetriğini aldığımda burası da A oluyor ya. A artı B bu şekildeyken en küçük değerini alıyordu. O zaman burada da aynı mantık. Şartımız C noktası y eşittir x doğrusu üzerinde. Y eşittir x doğrusu üzerinde. Hemen ne yapıyorum? 4'e 7'nin y eşittir x'e göre şarta göre simetriğini alıyorum. Yani şartın zıt bölgesindeki doğrusallığa bakıyordum. Toplamların en küçük değeri sorulduğunda. Peki şöyle bir şey. Farkları sorulduğunda ne yapıyorduk? Hocam böyle bir nokta böyle bir nokta. Bu nokta da burada. Bu ikisinin farkının en büyük değeri sorulduğunda da şart buysa şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakıyorduk. Yani şu şekilde. Şu eksi şu. En büyük değerde bu oluyor demiştik. Üçgen isliğinde. Ama ben toplamını sormuşum burada. Toplamında da şartın zıt bölgesindeki doğrusallık olacak. O zaman şartın zıt bölgesine taşımak için hemen bunu aldım böyle. Hemen şurayı da büyüteyim şöyle. <laughs> Hocam y=x'e göre simetriğini aldım. Noktalar yer değiştiriyordu. 7'ye 4 oluyor yani burası C üstü noktası oluyor. O zaman şimdi bunu böyle alınca ne olacak o zaman arkadaşım? C noktasını nerede seçmem lazım? Hop tam olarak C noktasını burada seçmem lazım arkadaşım. Tam C noktasını şurada seçersem C noktası burası A üstü olacak bu arada. C noktasını burada seçersem şu doğrusallıkta bu BC artı CA uzunluğu en küçük değeri alır. Yani aslında şurada göstereyim. Tam C noktası burada değil de şurada olursa C noktasını burada aldığımda şu ikisinin toplamı en küçük değeri alıyor. Yani şuraya A buraya B dersem A artı B'nin en küçük değeri bak simetriğini aldım şöyle. Simetriğini alınca burası da aldı. A oldu. A artı B en küçük. Nerede oluyor? İşte burada şu 3 noktanın doğrusallığında oluyor. Evet güzel bir soru. Bir tık zor bir soru. Daha önce ama bunun mantığını söylemiştik. E şimdi benden ne isteniyor? AC artı BC uzunluğu isteniyor. Normalde şöyle yaptığım zaman arkadan şöyle yaptığın zaman hocam şurası A birim uzunluğunda. Şurası da B birim uzunluğunda. Yani A artı B'nin en küçük değerini bulmam lazım benim. E A artı B'nin en küçük değerini uzunluğunu bulmam lazım. E ben bunun böyle simetriğini alınca şu artı şu. Simetriğini alınca burası da A olmadı mı? A oldu. E bu doğrusal olduğunda oluyor dedik. A artı B'nin de en küçük değeri de ne oluyor o zaman? Şu iki nokta arasındaki uzaklık yapıyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklık da hocam Y'ler farkı 16. X'ler farkı 12. Oo, Y'ler farkı 16. X'ler farkı 12. 12 16 20 ya da sen kare içerisinde x farkı 12'nin karesi artı y farkı 16'nın karesi deyip e, burayı da kök 400 bulursun kök 400 de neye eşittir 20'ye eşittir de diyebilirsin ama artık biz özel üçgen oluşturduğumuz zaman şunu biliyoruz hemen dik üçgen oluştur x farkı 12 y farkı 16 ise 12 16 20 üçgeni o zaman a artı b'nin en küçük değerini biz böylelikle ne bulmuş oluruz 20 bulmuş oluruz cevap 20 mi değil tablet içerisinde 21'im uzunluğu tablet içerisindeki 21'im uzunluğu ne oluyordu 4'te 1 olmuyor muydu çünkü 4 4 birim tablet içindeki 4 birim tablet dışında 1 santimetre oluyordu. O zaman bizden ABC üçgenin çevresi en küçük olduğunda AC artı BC uzunluğu çevresi değil. Çevre AC artı BC uzunluğu cetvelle tablet üzerinde kaç santimetre olarak ölçülür diye soruluyor. 20 bölü 4'ten cevap kaç çıkacaktır? 5 çıkacak. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. Daha önce bunun mantığını söylemiştik size. E, burada da büyük ihtimalle daha rahat bir şekilde anlayabildiğini düşünüyorum. Evet cevap 5 oldu. Şimdi geldik noktanın doğruya göre simetriğine. Ondan sonra doğrunun eksenleri ve özel doğruları göre simetriği. Sonra? sonra doğrunun noktaya göre simetriği kaldı simetri konusunda. Onu da bir sonraki dersimizde halledelim istersen. Eee o zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani 40. günün ikinci derste görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.